Efendim merhabalar. Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında karşınızdayız. Hem de sıcak bir gündemle karşınızdayız. Miraç Özacı ile bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaklaşık bir buçuk iki saat önce flash bir gelişme yaşandı. Neydi bu flash gelişme? Bayram Saral ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'na seçimi kazandıran önemli isimlerinden bir tanesiydi. İstifa etti. İstifa dilekçesini de okuyacağım ben ama önce Miraç Özacı hoş geldin diyelim. Ondan Hoş sonra da bu bulduk, sağ konuları ol. konuşalım. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sıcağı sıcağına bir gelişmeyle programı Sıcağı aynen açtırıyorum. dediğin gibi sıcağı sıcağına hemen başlayalım, konuşalım. Ya şimdi dünden beri Miraç TFF'de kurullar oluşmaya başladı. İşte nedir? MHK, PFDK, Tahkim yani bu kurullara işte isimler, icra kurulu. En önemli kurulu bence TFF'de icra kuruluydu. Şimdi icra kurulunu ben sana önce söyleyeceğim. Ondan sonra bunun üzerinden yürüyeceğiz. İcra kurulunda kim var? Mecnun Odyakmaz var. Ceyhun Kazancı, Fuat Göktaş, Zehra Neşe ve Lale Cender. Bu kurulun içinde seçimin kazanılmasındaki en önemli aktörlerden birisi olan Bayram Saral yer almadı. Zaten bu olaydan sonra da hani denir ya Kızılca kıyamet koptu. Bayram Saral'da biraz böyle hani zehir zemberek deriz ya gazeteci Evet, diliyle. bir Öyle bir açıklama yaptı. açıklama yaptı. Oradan bir yürüyelim. Sen çünkü özellikle o seçim öncesi verilen yemekte de vardın. Orada yaşanan olayları biliyorsun, konuşulanları biliyorsun. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na hangi ailelerin destek verdiğini biliyorsun. Oradan başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Şimdi tabii Nihat aslında yaşanan gelişme bana göre TFF'yi çatırdatacak nitelikte bir istifa oldu. Çünkü Bayram Saral'ın bu süreçte birebir çalıştığına, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun başkan olması için varını gücünü ortaya koyduğunu hem aile olarak hem bireysel olarak bilenlerdenim. Vallahi İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve geldiği zaman hani diyordular ya 3 ay gitmez 6 ay gitmez. Mutlaka bir Daha bir kopuş hafta olur. olmadı. Mutlaka daha bir hafta olmadı. İşin en ilginç tarafı da bu. Valla ben hiç böyle bir istifa beklemiyordum. Çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasındaki isim Bayram Saral. İki, Evet. Ecmel Saralioğlu'na yani İstanbulspor Başkanı'na yakın bir isim. Zaten beraber yönetimi oluşturuyorlar Tabii, İstanbulspor'la. yardımcısıydı. İstanbulspor'da da yardımcısıydı. Şimdi böyle bir ismin kopuşu mutlaka peşi sıra inşallah olmaz diyoruz ama peşi sıra başka şeylerin de geleceğinin habercisi olur diye düşünüyorum ben. Ya vallahi ne söyleyeceğimizi şaşırdık niye? Ya daha seçimin üzerine bir hafta geçmedi ya daha kurullar yeni yeni oluşmaya başladı. Bayram Saral hukukçu icra kurulunda mutlaka bu işin lokomotifini yapan bir isim olarak İcra kurulunda herkes olmak ister. Tabii. O da kendine öyle bir görevin verileceğini herhalde bekliyordu. Öyle bir görev olmayınca o da istifasını etti. Ben yani bu istifadan sonra yani biraz umutsuzum Hacı Osmanoğlu yönetiminin bu yükü 3 yıl taşıyacağından dolayı biraz umutsuzum. Yani Şöyle öyle bir istersen Miraç görün, evet. devam et, Dinliyorum. devam et, bitir ben. Ha, Yani öyle şöyle. görülüyor ki kısa sürede bitiriyorum. Kısa sürede bir olağanüstü genel kurul TFF'yi bekliyor. Sanki diğer taraf şimdiden elini ovuşturmaya başladı mı diyelim? Ya öyle mi? Yani Bayram Saral bana göre TFF'nin yani şu an yeni oluşan yönetim kurulunun bir numaralı ismi diyeyim. Niye ismi? Çünkü işin yani yapılışında, yola çıkılışında, kotarılışında eme, ismi, cismi olan bir isimdi yani Bayram Saral. O yüzden ben umutsuz konuşuyorum. Yani yoksa başka birisi istifa etseydi bu kadar umutsuz konuşmazdı. Bir de Şimdi Bayram Saral programa girerken sen söyledin ya nüfusu olan ailelerin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun arkasında olduğunu. İşte Bayram Saral da bu ailelerin birinin mensubuydu. doğru.
Yani Saralların ne kadar o seçimlerde etkili olduğunu biz, yani bizzatı biz, sen yaşadın, biz de gözlemledik yani o durumu. Belli ki bu saatten sonra biraz sıkıntılar yaşanacak. Umarız bunu çözerler, Bayram Saral'ı bir şekilde ikna ederler, tekrar geri döndürürler. Ama ben sanki açıklamalarından şöyle bir açıklama yapmış, kamuoyuna duyuru diye. Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kazanmıştır. Bu mücadele sürecinde şiarımız tadil, liyakat, liyakata dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim olmuştur. İstişareye dayalı birlikte şeffaf yönetim anlayışını gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle, yani bugün tarihli, TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur. Mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim. Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayış mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim. Evet, ve tabii ki altında avukat Bayram Saral. Şimdi orada enteresan bir şey var. Yani dikkat ettinse şeyi diyor, yani çok ciddi bir fikir ayrılığının olduğu ve liyakata dayalı, biz öyle konuşmuştuk diyor. Yani herkes hak ettiği yerde olacaktı ama aynen biraz önce de dedik. Demek ki oluşan, Nihat, onu şunu anlıyoruz. Oluşan kurullarda demek bir liyakatsız bir gidişat gördü ki Bayram Saral. Tabii yapılanmayı beğenmedi. Doğru. İşte biraz önce de mutlaka söyledim. Ona zaten vurgu yaptı. Oradan da istifasını verdi. Döner mi sana göre? Vallahi şimdi burada önemli olan gene kilit isimler aileler olacak. Tabii ki o aileleri en yakından tanıyan da sensin. Yani şimdi mesela bir tane aile bir ricacı olursa derse ki ya tamam evet burada bir yanlışlık olmuş ama şimdi icra kuruluna aldınız isimleri. Yani velev ki Miraç Özacı'yı yazdık. Bu sefer Bayram Saral girdiğinde birini acaba çıkarmaları gerekiyor mu? Şimdi tam prosedürü de bilmediğim için yanlış söylemek istemiyorum. Eğer öyle birini çıkardığında bu sefer diğer taraftan sıkıntı olacak. Diğer ismi yani çizdiğinizde şimdi, diğer ismi çıkıyor. Doğru diyorsun. Yani bana göre bu saatten sonra bir dönüş olmaz. Bu saatten sonra Hacı Osmanoğlu ve yönetimine kadar gidebilirse oraya kadar gidecekler. Yani direnecekler daha doğrusu gitmek için. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Yani Bayram Saral söylediğim gibi önemli bir isim de mevcut yönetim için, aileler için temsil anlamında da önemli bir isimdi. Çok erken kopuş oldu ya. Yani bir kurulların atanmasıyla olay bak işte, nerelere geldi. Yani bu iş kotarılırken bunlar görüşülmedi mi, konuşulmadı mı? İnsanın aklına o soru geliyor. Öyle bir yola çıkıyorsun. Tabii. Bunun icra kurulu var, kurulları var işte bilmiyorum, tahkimi var, MHK'si var, var baba var. Şimdi ya onları konuşacağım, onları söyleyeceğim sana Miraç. Aynen dediğin gibi hani bir yola çıkıyorsun,
yolda şeyler bellidir. Kimin ne Ya tarafta, plansız nerede. programsız. Tabii O canım. zaman şöyle çıkıldı ha, Nihat. Plansız programsız oldu bu iş. Evet, Yani yani. kurullar kuruldu. Bunu getirdik. Ben istifa ediyorum. Yani bana göre sıkıntı büyük. Yapı demek ki yani sağlam bir şekilde maalesef oturmamış. Şimdi kurullar dün itibariyle, aslında dün normalde pazartesi itibariyle, dün itibariyle bütün kurulların açıklanması bekleniyordu. Yani işte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, ki en önemli kurul bence o olmalı. Dün hatırlarsan senden iki tane önemli isimle telefon Evet. görüşmesi yaptık. Doğru. Ve bu isimleri de biz MHK'nin başına gelebilir diye düşünüyorduk. Ama bugün konuşulan isim, daha resmi açıklamadılar ama, çok farklı biri çıktı. Ferhat Gündoğdu. Hatta senin konuştuğun isimler de görev bekliyordular ya. Yani. Ben konuşmalarını Tabii görer tabii miyim? tabii 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 tabii. Ya söyleyebiliriz, hiçbir İkisi de şey yok. görev bekliyordu. Tabii Mustafa Çulcu da çok bu işin hakikaten liyakat sahibi birisi. Konuştuğumuz isimlerden bir tanesi oydu. Diğer isim de Selçuk Dereli. Yine aynı Doğru. şekilde liyakat sahibi birisi. O işi yapabilecek. Hatta ben bir espri yapmıştım, dedim ya keşke ikisi birlikte aynı anda görev alsa da, yani daha bir güç, daha bir şey olsa. Ama bugün Ferhat Gündoğdu ismi çok dolaşılıyor. Yani kulislerde en çok o isim var. Ferhat Gündoğdu, ne diyorsun? Kulislerde değil, haberi de yapılıyor ya. MHK'nin başına Ferhat Gündoğdu Resmi olarak getirildi daha diye. açıklanmadığı için Resmi hani bu açıklama yaşanan. yapmadı. Ama belli ki ya şu var Nihat, ateş olmayan yerden duman çıkmaz ya. Eğer o isim zikredildiyse, eğer o isim kamuoyuna düştüyse mutlaka o isimle yürüyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani kim ne diyecek abi? Kim kime ne diyecek? Yani Ferhat Gündoğdu söylense başka istifalar mı olacak? Aa, ben Olabilir. isterdim bak Tabii. Mustafa Çulcur'un olmasını isterdim. Yani ben hakem camiasına çok yakın değilim ama senle zaman zaman istişare ediyoruz. Sen de görüşüyorsun onlarla. İkisiyle de Tabii ki. hakikaten üst düzey bir dostluğun, arkadaşlığın var. Yani ben Mustafa Çulcu için iyi bir eğitmen, hakem camiasına Bravo. eğitici, bir öğretmen gibi bir abi gerekli ve Mustafa Çulcu ismine Hürriyetçi yerde zikredildiğini duyanlardanım. Bir de hakem camiasında bu söyleniyor. Demek ki doğru isim kim? Mustafa Çuncu. Ya Ferhat Gündoğdu nereden çıktı abi? Var mı hakem geçmişi var mı Ferhat Hiçbir Gündoğdu'nun? şey yok. Ya işte en basit, sen futbol oynadığında profesyonel futbol oynadın. Ben profesyonel futbol oynadım. Benim bir tane maçımı yönetmedi. Senin yönettin mi bir maçını? Yok ya Hatırlıyor ben musun duyma bile duymadım. biraz? Ya bırak yönetmesini ismini duymadım. Evet. Duymadım. Ya işte yine Ama abi demek ki enteresan. evet. Enteresan değil mi? Yani Tabii bana yani göre İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimi, yani hem kendisinden hem yönetiminden çok beklenti olanlar bana göre hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yani bizim bu söylemlerimiz ona işaret ediyor. Çünkü yani daha güçlü, kendine güvenilir bir yönetimler, kurullar oluşması gerekirken olayın başında icra kurulundan dolayı en önemli isim ayrılıyor. Yani bakalım bundan sonraki gelişmeleri ben çok merak ediyorum nasıl olacak. Ya Miraç, veyahut da İbrahim Hacı Osmanoğlu nasıl toparlayacak? bir de şu var Miraç, yani en önemli kurul bana göre, evet hepsi, her kurul çok önemli de, yani icra kurulundan başlayıp işte diğerlerine göre, ama 9 Ağustos'ta ligler başlıyor, daha hakemler toplanmadı. Hangi hakemler görev Evet. yapacak, ne yapacak, kim var, Ama kim yok? Ferhat Gündoğdu'yu ondan dolayı hemen ismini açıkladılar. Yani resmi olarak açıklanmadı ama en azından sızdırıldı. Onun için mutlaka o da çalışmasını yapıyordur. Ya ben bir gün yarın kurulların açıklanacağına inanıyorum. Çünkü dediğin gibi zaman yok ya. Yani işte diyorum ya, çok az bir süre. Nasıl eğiteceksiniz, nasıl öğreteceksiniz? O yaklaşık 3-4 yıllık hakemler üzerindeki o kaosu, o şeyi, travmayı nasıl atlatacaksınız? İşte biraz önce sen dedin ya, Mustafa Tulcu olsaydı ne olacaktı? Eğitecekti, öğretecekti. Yönetimden de gücü aldığı zaman diyecekti ki, kardeşim çıkın. Tabii. Nihat en Bravo. önemlisi özgüven verecekti ya. Yani Mustafa bak şimdi bak bu bir gerçek ya. Bir taraf ben hakem olsam bir tarafta Ferhat Gündoğdu, bir tarafta Mustafa Çuncu. Ya hangisi sana daha inandırıcı? Hangisi sana o özgüveni aşılar veya yani o şeyde tabloda görürsün? Mustafa Çuncu da yani bunu
Amerika'yı keşfetmenin bir şeyi yok. Yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Yani Mustafa yani... Çulcu kim ne derse desin abi. Eğer bir şey yapılacaksa, eğer diyorsan ya hak, hukuk, adalet veyahut işte biz futbolu dürüstçe yönetmek istiyoruz. İşte liyakatla kadrolara, isimlere vermek istiyoruz kurullarda kim görevlendirilecekse. Ama geldiğimiz noktada bakıyoruz yok. Evet. İşte Ferhat'ın yolunu yeni... soruyorum sana. Sen bu işin kompetansın diyorsun ki tanımıyorum. Sen tanımıyorsun tanımıyorum abi. Tanımıyorum değil, tanıyorum ama şimdi dudak büküyorsun. Ya kimdir? Yok yok, Ahmet'in şey olarak ben. Tabii, doğru. Tabiri caizse şunu diyorum ya, tanımıyorsun dedim. Yani hakemliğini bilmiyorsun, yok diyorsun. Tabii ki yok da çünkü hani diyoruz ya hangi maçı yönetmiş, hangi derbiyi yapmış, hangi o ambiyansı yakalamış, yaşamış ki karşısındaki hakeme de diyecek ki ya işte şöyle yapın, böyle yapın. Hakem demez mi lan? Yürü lan. Sen hangi maçı evet. yönettin ki bana akıl doğru. veriyorsun diye. Aynen doğru. Doğru. Ben, yani ben biraz yani, işler pek yani sağlıklı çıkacak yani. İşin ya Nihat şu var tabii. Şimdi herkes bir, tamam İbrahim Hacı Osmanoğlu ismi gündeme geldi, tartışıldı, yapar yapamaz işte futbola adalet gelecek, hak hukuk söylenecek işte kimsenin hakkı yenmeyecek. Yani bütün takımlar kucaklanacak bilmem ne ama daha olayın başında bir hafta geçmeden böyle sıkıntılar yaşanıyorsa bu gelecek için iyi haberci, iyi haberin olmadığını bize gösteriyor. Yani ben aynen doğru, aynen doğru. Çok çok karamsar oldum şimdi. Ya dakika bir, gol bir. Şimdi saydığın isimlerden birisi ise diyeceğim ki eyvallah. Ya tabii çünkü İbrahim şeyi var. Yani bir geleceği var. Doğru. Bir geleceği tabii, tabii. var. Yani bunu yapmıştır. İşte Avrupa'da tanınmıştır. Dünyada tanınmıştır. Maç yöneten isimlerdir. Türkiye'de herkesin saygı duyduğu isimlerdir bunlar. Ya şimdi mesela hani konuşuyoruz. Erman Toroğlu değil mi? Mesela Ahmet Çakar. Ya bunlar kimdir diyebilir misin? Gibi. Yok mümkün değil. İşte Selçuk Bereli ya da işte Mustafa Çulcu diyemezsin. Abi, çünkü bildiğimiz hakikaten bu işleri yapan, bu işin eğiticisi, öğreticisi isimler ama dediğimiz gibi dur bakalım yani şu anda Ferhat Gündoğdu resmen açıklanmadı. Şimdi bu yaşananın ardından farklı bir isim çıkarsa da şaşırmayalım yani. Böyle bir şey. Ya, ya şimdi ama orada... senin söylediğin gibi zaman yok ya. Her geçen evet. gün TFF'nin aleyhine işliyor. Evet, evet. Ya diyorsun ki lig başlayacak. Şunun şurasının lig başlamasına ne kadar var? Ne kadar süre var? İşte bugün ayın 23'ü, 24'te. Bugünü bitti. 24'ten itibaren 7 gün buradan 9, 7 daha 16 gün. 15 gün. Bu hakemleri nasıl hazırlayacaksınız? Nasıl eğiteceksiniz? Evet. Kuralları, yeni kuralları nasıl anlatacaksınız? Kim anlatacak? Kim öğretici olacak? Kim eğitecek bunları? Soru işaretleri ya çok. Daha... Daha lig daha başlamadan kaotik daha bir başladı. Sürece girdik. Ya daha hiç sorma valla. Ya bilmiyorum ben çok hayal kırıklığı yaşadım. Şöyle yaşadım. Yani bir başlarsın. Kurullar belli olur. Bir lig başlar. Gidişata bakarsın. Eksiyen yerler telafi edilir. Doldurulur. Ama daha kurullar seçilirken, kurullar tespit edilirken böyle bir sıkıntı yaşadığın zaman film baştan koptu demektir. Evet. Hikmet Kutsuzoğlu'nun adı geçiyor. Eğer Ferhat Gündoğdu yani olursa mı? Resmi olarak açıklanırsa Mustafa Çulcu olursa da Hamza Mısır olacak. Yani artık onlar isimler belli diyorsun. Bildik isimler. Yani tabii ki biz hem Hikmet Öksüzoğlu'nu hem de Hamza Mısır'ı gerçekten çok sevdiğimde, önemsediğim isimler ikisi de birbirinden değerli isimler. Hani bizim bu bölgeden yana bir sıkıntımız yok ama Miraç aynen dediğim gibi yukarılarda hani inşaatın temeli sağlam olmazsa çok çabuk yıkılır. Umarız ya işte biz dedikleri gibi ne olur? Nihat söyledikleri gibi ne olur? 3 ay sonra veyahut da 6 ay sonra bilemedim. Olağanüstü genel kurul yaşanır. Yani şu anki inşallah olmaz tabii temenni etmiyoruz çünkü hep diyoruz ya futbolda yeni bir devrim oldu. Yani iradenin desteklediği aday kazanamadı. Diğer kulüplerin, Anadolu kulüplerinin desteklediği aday. Tabi burada Ertuğrul Doğan'ın hakkını teslim etmek lazım. Evet. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kazanmasına nasıl diyoruz Bayram Saral veyahut da Ecmel Saralioğlu, nasıl diğer ailelerin katkısı varsa Ertuğrul Doğan'ın da yadsınamaz bir desteği olmuştur.
Hiç dizisini tartışma yüzüne bitirmez. katmıştır. Evet. Hiç tartışma bitirmez. Birebir Evet. çalışmıştır. Ama bu kadar emek veriyorsun, bu kadar Evet. uğraşıyorsun. Sonuçta geliyorsun bakıyorsun daha iş başlamadan kopuyor veya bozuluyor veyahut da yıkılıyor. Yani ben çok erken olduğunu istifanı düşünüyorum. İnşallah yani devam eder böyle. Yani ben Bayram Saral'ın da döneceğine, yani verilen karardan sonra döneceğini de zannetmiyorum. Aynen İnşallah doğru. bir yol alırlar diyoruz. Başka konulara girelim istersen. Ya son şeyi söyleyeceğim sana. Milli takımlardan sorumlu Rizeli Ceyhun Kazancı. Beşiktaş'ta da görev yaptı. Evet. Yani onun adı geçiyor. Milli takım sorumlusu. Hamit'i hayırlısıyla gönderdik. İşte Ama onun Hamit yerine normal, Nihat. Ceyhun Hamit'i konuşamadık şöyle. Ya Kazancı. Hamit ne diyordu? Benim diyor Türk Türk futboluna futbolunun bir bana ihtiyacım ihtiyacı var. var Bana ihtiyacım. diyordu. Benim Türk Yahu futbolu. adam nasıl bir egolu, nasıl kendini beğenmiş veyahut da kendini nerede görüyor futbolda? Hani bazen diyoruz ya, senin golcü ne? Tanrı futbolun kitabını vahiy olarak buna mı indirdi diye. Yahu, Ama ya golcümü Hamit sana altın top. yedirtmem. Golcümü sana Yok, yedirtmem. ben Biraz da golcünü, söylesem. bak cuma günü gidiyorsun. Golcünü de paket yapıp seninle beraber yolculayacağız inşallah. Ayrılmayın. Allah dostluğunuzu, muhabbetinizi bozmaz. Ya bu Hamit Altıntop bilmiyorum ya. Bundan sonra ne oldu? Kepek mi kapatacağız Hamit Altıntop yok diye Türk futbolunda? Yani bir Ya insan böyle bir ego içerisinde olabilir mi ya? Ne yaptın? Sen mi çıktın oynadın? Ya senin gördüğüne gelin ben şey için Rizeli o kazancı için de çok iyi Ceyhun şeyler Kazancı. söylemiyor. İyi şeyler söylemiyor ama bir görelim en azından Hamit kadar egolu değildir. Herhalde futbol ona teslim edecekler. Yani öyle yazılıp çizilir bilmiyorum. Tabii, Verildi mi? milli takımda görev yapacak. Aha. Sorumlusu o. Ya Ya bir bekleyip görelim Nihat. Ya bu şimdi tabii. görmeden, bir icraat şey etmeden, izlemeden yorum yapmamız biraz sıkıntılı ama Hamit Altıntop'tan Türk futbolu kurtardığı için ben Türk futbolunu şans, yani şu dönemin şanslı olduğuna inanıyorum. Peki Türk futbolu Yalçın Orhan'dan da kurtuldu. Ne diyorsun? Onunla devam Ya edelim. Yalçın Orhan var mıydı? Ne, bak ne güzel var mıydı diye. Ya Ya öyle şimdi bir Mustafacı öyle Kerim biri var mı? varından Öyle tabii tabii. ondan önce kim? Ondan önce kim yaptı? Mustafacı Mustafa Hacı Kerim var. Kerimoğlu Hani diyoruz şampiyonluk ya dönemi. işte hani diyoruz ya şampiyonluğun önemli isimlerinden biri, kazanılmasının önemlisi, rol oynayan önemli isimlerinden biri. Abi Yalçın Orhan'la Trabzonspor kulübü niye korktu? Bizzat bir açıklamamızda hiçbir şey yok. Trabzonspor Kulübü ne dedi? Bu adam bizi temsil etmiyor. Lütfen bu konuda da sizler bize destek verin medya olarak. Ama Yani şey nedir? olarak Nihat, yani Mustafacı Kerimoğlu İhraç talebiyle dilekçe vermiş ama bana göre çok ağır ya. Ya kınama verilir yani ne yapmış abi? Mehmet Ali Bey rahmetli başkanımız, Allah rahmet eylesin. Levent Bıçakçı'yla yarıştığı zaman Trabzonsporlu üyeler de Levent Bıçakçı'nın oradaydı, tarafındaydı. İşte o zaman da Hangisi abi aslında ihraç oldu? Hangisi ihraç oldu doğrudur. abi? İşte ama bak şimdi o da çok önemli bak. Yani eğer ki siz hani bindiğin bir dala biniyorsun ama birileri o dalı kesmeye çalışıyor. Sen eğer o dalı kesen adamın kökünden koparıp atmazsan yarın o şeyler dallar daha da büyüyecek. Yine sana zarar verecek. Demek ki Mehmet Ali Şimdi Bey o dönem gerçekten bunlara çok tolerans tanımış. Allah rahmet eylesin. Çok iyi niyet göstermiş demek ki. Yani bu insanları eğer ki birisi ya Mehmet Ali Yılmaz'a hainlik yapılabilir mi? İhanet edilebilir mi? Ya sadece Trabzonspor'a değil, Türk futboluna kattıklarını yani hangi birini söyleyeyim? Bunu yapan adamların bu... Levent Bıçakçı'yı kazandırdılar. Ne oldu? İşte ne oldu Hiçbir abi? şey Buyurun. Sen yapamadan, anlat ne oldu? Ha hiçbir işte şey ne oldu? yapamadan. Ya biz o genel kurulda vardık. Ama o Şerif ihanetleri bak ne dedin? İsim isim de ver. Hiç şey yok. Tuğ. İsim isim de söyle. De ki Evet. Bir tanesi Erdal bu Atalay. adamlar
Bak bir İşte. tanesi Erdal Atay. O zamanın Atay Aktuğ yanılmıyorsam dönemiydi. Ya şimdi Yalçın Oran tamam. Ben büyük ekşiyle devam et. Ben Yalçın Oran'a şurada hata buluyorum. Trabzonspor talep etmiş ki bırak. Hakkı Hem de kaç yemiyorum. defa? Hem de kaç Yani defa? sezonda orada kaçabilirdin. Diyebilirdin ki evet ben Trabzonspor'un burada gerekirse temsil ediyorum, Tabii ben yöneticisiyim. seni görevlendiriyorum ya. Sen, Ben sana diyorum ki kulübümün haklarını savunmak zorundayım. Yani orada Mehmet Büyükekşi ile dostluğum veya diğer yöneticiyle dostluğun insanın şeyine gelmemeli, gözüne gelmemeli. Ya sen Trabzonspor'la var olmuşsun ya. Orada diyecektin ki hadi bana eyvallah. Şimdi böyle yapmadığın zaman yönetim seninle hesaplaşmayacak mı abi? İşte Yani hesaplaştık. Bizden de ricacı oldular. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapın lütfen dediler. Biz de elimizden ama geldiği kadar konu Trabzonspor. ihracın çok ağır olacağını düşünüyorum. Şöyle Ya onu tabii ki kınamalı. şöyle biz kararı verecek organ biz değiliz. Biz sadece kişilerin Doğru, biz birbirlerine yorum olan yapıyoruz. şeylerini veriyoruz. Ha tabii ki. Bunun gene kararını kim verecek? Trabzonspor Kulübü verecek. Bunun kararını kim verecek? Disiplin Komitesi verecek. İşte MahmutÖren'le dün konuşmuştum ben. O süreci anlattı. Ne olabilir? Nasıl yaşanabilir? İşte şu süreçte olabilir. Hepsini anlattı. Bunun kararını verecek olan gene Trabzonspor'un akilleri yani gerçek sahipleri kararını verecek. Biz sadece medya olarak olayı o kısımlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi Yalçın Orhan'a bunu şeyden dilekçeyle yönetime işte sunan Raci Kerimoğlu. Ya Cahit Erdem'in ne farkı var? İşte Cahit onu da Erdem'le Mehmet yapmaları lazım. Baykal'la şey Aynen gitmiş doğru. abi. Divan kurulunda şey yapmış, yöneticilik yapmış. Ya ne farkı var? O zaman ona da ihraç talebiyle verin. Yani diğerine bu Sen abayı gösterip kongre üyesi misin? Trabzonspor kongre de üyesi misin? yok, Biraz. hayır. Yani ben dedim eğer kongre üyesiysen öyle bir hakkın var mesela. Cahit Erdem'le ilgili hemen şey yapabilirsin. İhraç O talebiyle sen de bana öyle bir misyon yükleyeceksin ki iki de kongre üyesi değilmişiz ya. Ulan ya yıka yıka bize mi yıktın o görevi? yok yok ya, ya ama öyle bir hakkım var onu demek istiyorum. Yani Ya bugün ya Trabzonspor kongre üyesi olan her kişinin birisiyle ilgili yani ismi Ali, Veli, Selami neyse bununla ilgili şikayet dilekçesi yazma hakkı var. Disiplin kuruluna, yönetime işte yine divan kurullarına, Trabzonspor'un kurullarına şikayet etme hakkı var. Bunu da bilgilendirelim bizi izleyenlere. neyse bu bugün manşet yaptın zaten. Bunu da kapatalım artık bundan sonra top dediğin gibi Trabzonspor'un Tabii, kurullarında yani nasıl kongrelerinde bizi değerlendirecekler, ne çok yapacaklar onlar aynen karar doğru. verecek ama ne Cahit Erdem'in ne Yalçın Orhan'ın yaptığı şık değil. Yani ya Evet. Trabzonspor'la varsınız, Trabzonspor'la o koltuklara oturmuşsunuz, o görevlere girmişsiniz ama Trabzonspor'un talebinde ben yokum diyorsun. Yani Evet. onun da cezasını ama öyle ama böyle vereceksin. Ben inşallah bu son olur, örnek olur. Ya diyoruz ya bize her yer Trabzon. Demek öyle değilmiş. Değil mi? Bunu şeyde gördük. TFF Genel Kurulu'nda gördük. Seçimlerde, doğru seçimlerde Gördük gördük. abi O böyle. zaman Evet. biraz da hemen hızlı bir şekilde Trabzonspor konuşalım Miraç. Başkan yurt dışında Fransa'daydı. Biraz önce bir senin de bir yazışman oldu. Transferleri alıp gelecek. Bugün de şu anda iki üç tane ismin imza törenini İmza bekliyorum ben. töreni. Ha, yani bir tanesi Deniz Dragoş. Anlaşma yapıldı zaten. İdmanlara da çıkıyor ama ona bir imza töreni yapılmamıştı. Onu bekliyoruz. Yine Pedro Malheiro var. Sağ bek. Thomas Meunier'in yerine aldığımız oyuncu. Ve Okan Yokuşlu. Yani üçünün imzasını bekliyorum ben. Yine stoper bir tane Wes var. Onunla ilgili de çabuk bitirmeye çalışıyorlar eğer yetişebilirse. Fransa'ya işte gitti. Muhtemelen Muhammed Can. O transferi de Fransa'dan mı? bitirmiş olabilir. Ha, Fransa'da o Clermont'ta çünkü.
Başkan bizzat kendi ilgileniyor, kendi koşturuyor. Valla helal olsun. Başka söyleyecek ya, bir şey bulamıyorum. Şimdi, bizzat kendi gidiyor, kendi yapıyor. Hakikaten ama sonuçta ekonomik yapıyor, biliyor. Sonuçta para onun cebinden çıkacak ya. Tabii cepten o parayı çıkacak. Ekonomik anlamda sıkıntılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben şunu diyorum ya, belki taraftar, ne bileyim, camia, işte Trabzonspor yıldız oyuncu almıyor, işte Trabzonspor bak Avrupa'da isim yapmış oyuncu almıyor ama sahada yıldız veyahut da işte şöhret veyahut da ne bileyim şey böyle. Bir dakika, böyle orada kendini... hemen bir araya gireyim. Stefan Savic, dünyanın en iyi stoperlerinden birisi. Trabzonspor dün itibariyle anlaşma sağladı. Yaşı biraz yüksek ama çok tecrübeli. 33 yaşında, Karadağlı. Atletico Madrid'de oynuyordu. Müthiş. Tam bizim aradığımız oyuncu. Böyle hani sen de süper oynadın. Abdullah Avcı'nın aradığımız sporcu. Ya böyle rakibi ısırıp kavga eden. Yani tam bizim Trabzonspor taraftarının istediği bir oyuncu. Oradan da yürüyebilirsin. Ya yanlış konuşuyorsun. Abdullah Avcı'nın istediği bir oyuncu. Yaş 30'u ama geçince o Avcı'nın törpeğine giriyor da 30-30 üzeri olacak illa oyuncu. 33 yaşında. Maşallah. Futbolun son deminde herhalde çayı demleyecek, içecek. Ya tabii ben o kadar tanımıyorum. Konuşmakta, o konuda yorum yapmakta doğru değil. Yani oyuncu için. Sen zaten çok daha yakinen takip ediyorsun. Ben Trabzonspor'un iyi transferi yaptığına inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Ya sahada isim oynuyor, isim oynamıyor. Evet. Takım yani olmak önemli. Doğru söylüyorsun. Ben oradan bakıyorum. Yani böyle isim Nihat Erence. Baktığın zaman isim. Ama bak bakalım sağdaki yürüdü. Pepe işte geçen sene hatırlıyor. Oyuncular Pepe ya. Doğru. Ya ondan önce Trabzonspor onlarca yabancı geldi. Neler gördük ya? Bir tane vardı. Ramadı'da hatta özel oda yaptılar ona. Santrofor'da. Hiç oynamadan çektik. İsim de o da Avrupa'da isimler. Evet. Yani ben Trabzonspor'un cisimle oyuncular transfer ettiğine inanıyorum. İyi bir kadro yapılanması yaptığına da inanıyorum. Ben Abdullah Avcı eğer bir oyun felsefesi, bir oyun sistemi ortaya koyarsa geriye yaslanan bir takım değil de öne çıkan bir takım kurgusu yaratırsa ben Trabzonspor'un en az İstanbul takımları kadar ligde şampiyonluk şansı olacağına inananlardanım. Seni bilmiyorum. Ya tamam. Şöyle söyleyeyim, ben de şunu söyleyeyim sana, yani hem işte takip ettiğimiz alınan oyuncuları daha düşünülen oyuncularla beraber, yani yeter ki o puzzle'ın parçaları birbirine iyice monte olsun. İnan ol ki hani boş ver, işte Fenerbahçe falanı almış, Galatasaray bilmem neyi almış, Beşiktaş işte Rafa Silva'yı getirmiş, çok bir şey değil. Takım olgusu çok önemli, takım olmak çok önemli. Şu anda hocanın istediği bütün oyuncular alındı. Yani Abdullah Avcı şunu diyemez. O da çok önemli. Zaten. O da çok önemli. Tabii. Doğru. Abdullah Avcı şunu diyemeyecek. Şimdi ne dedi? Bir tane bize dedi iyi bir stoper. Deneyimli, tecrübeli. İşte Samuel Cigot'u çok istemişti ama oyuncu gelmek istemedi. Onun yerine Savic'i aldılar. Savic gerçekten bir dünya markası. La Liga'nın, yani İspanya Ligi'nin en iyi stoperlerinden birisi. Ya daha hiç tartışma. Dediğin gibi biraz yaş 33. Muhtemelen 36 yaşına kadar da garantisini aldı. 3 yıllık bir sözleşme olacak. Ama ben şunu diyorum. Yeter ki bize 3 sene boyunca iyi işler yapsın. Bize bir tane daha şampiyonluk kupası kazandırsın. İsterse 40 yaşında olsun. Hiç benim yani o konuda şimdi ben yaş takıntısının içinde değilim yani. Futbolda şimdi bakılan pencere ne biliyor musun? Günü kurtarma. Şimdi Mourinho geldi Fenerbahçe'ye. Tabii. 3 yıl bilmem ne mi diyor. Ben diyor evet. Sezon şampiyon olayım diyor. Galatasaray herkese öyle. Beşiktaş öyle. Biz de Abdullah Avcı günü kurtaracaklar. Öyle sen dediğin gibi 3 sene 4 sene yapılanma olsa o zaman altyapıya döner. Altyapıdan gelen oyuncuları üstü almaya çalışır. Öyle bir dünyası yok ki. İşte senin işte demin verdiğin örnek 33 yaşında. En geç 36'ya kadar transfer, burada kaldı. Ozan Tufan 29. Bakıyorsun bir taraf bilmem ne. Yani hep 30-33 yaş üzeri. Yani burada bana göre
başarı, hedef başarı ve günü kurtarma. Onun için bu seneyi kurtaralım da seneye Allah kerim diyelim. Ya aynen doğru. Şu var. Bu sezonda mesela düşünebiliyor musun? Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmışız. Artık senin Abdullah Avcı'ya söyleyecek çok fazla sözün olmaz. Öyle düşünüyorum. Olur mu? Ben geçenki programda söyledim sana ki hani Abdullah Avcı takım böyle yaslansak şu koltuklarda oturduğumuz gibi geriye de tabiri caizse şakır şukura derler ya oynuyor. Takım öyle bir oyun oynuyor. Öyle sonuç alıyor. Deriz ki lan daha bundan ne? Bundan başka ne isteyeceğiz daha? Ben orada yeter ki Abdullah Avcı bizi mahvetsin ya. Bu arada yönetmenlerimizden Burak şu anda bir kağıt getirdi bana. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu dedi. Resmi olarak açıklanmış. Evet. Dedik hayırlı sana da olsun. Yani sonuç buraya gider. Evet. Yani senin söylediğin gibi Mustafa Çulcu, Selçuk Derele yine beklemede. Bekleme odasında beklesinler. Ya ama Türk işte, futbolu bu Nihat ya. Türk liyakatlı dedi ya Bayram Saral. Ya ben anlamıyorum ya. Ya diyorum ya Amerika'yı yeniden mi keşfetmek lazım ya? Bu adamlar üst düzey hakemlik yapmışlar ligde. Yani önemli maçlar yönetmişler. Hakem camiasını bilen içinde olan adamlar ya. Tozunu yutmuşlar, çamurunu yemişler. Sen getiriyorsun Ferhat Gündoğdu'yu koyuyorsun. Ne yapacak abi? İşte bilmiyorum. Yani şu, baştan... şu çıkıyor. Kaos bizi bekliyor. Ya umarız olmaz da tabii ki temennimiz öyle değil ama. İnşallah. Yine biz Trabzonspor'la devam edelim ve oradan noktalayalım. Transferleri dediğin gibi iyi oyuncular alınıyor. İşte Onaçı konusu hala ısrar ediliyor. Ona istinaden yine bir santfor hani ne olur ne olmaz diye B planları, C planları onları da hazır tutuyor Trabzonspor ama Onaçı konusunda bir hayli ısrarcılar. Belki bir tane böyle hani geçen sene fırsat transferi demiştik ya Pepe oldu ama tutmadı. Evet. Böyle bir transfer olabilir. Mesela ben bugün şeyi yazdım. James Rodriguez müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Ama Porto çok istiyor onu da. O şeydeydi, Brezilya'daydı ama oradan bıraktı. Sao Paulo'daydı. Ayrıldı. Sözleşmesini feshetti. Yani tam böyle lider özellikli. Forma sattırabilecek. O tribünleri ayağa kaldırabilecek. Keşke böyle bir imkan olsa da böyle James Rodriguez gibi. Bizde Kolombiyalarda iyi işler yapıyor. Geçmiş dönemde de gelenlerin hepsi bayağı iyi işler yaptılar. Böyle bir fırsat transferi olacak diye de düşünüyorum. Bu arada son söz şöyle diyelim. Sen yine eklersin. Biz aslında bugün Başkan Ertuğrul Doğan'la bir yayın yapmayı planlıyorduk ama Fransa'da olduğu için, dönemediği için yarın gibi planlıyoruz ama yine bizi izleyenlere şunu söyleyelim. Başkan Türkiye'ye döndüğünde Karadeniz Fırtınası ekranlarında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı izleyeceksiniz. Yeni müjdeler verecek bize. Bu bizim sosyal medyadaki arkadaşlarımız da sizlerden mesela Ertuğrul Doğan'a hangi soruları sormak istersiniz? Ertuğrul Doğan'ın neleri cevaplamasını istersiniz? Bunlarla ilgili de yine bizim hem YouTube kanalımıza hem Instagram'a, Facebook'a, Twitter adreslerimize mesajlarınızı, paylaşımlarınızı yaparsanız seviniriz. Evet Miraç, son sözü sana atayım oradan. Evet, söylediğim gibi yani artık Yalçın Orhan şeyini bir tarafa bırakalım. Yani bu zamanda olan olmuş, biten bitmiş. Dilekçesi verilmiş ihraç edilmesi için ama çok ağır bir karar alınırsa ihraç kararı. Onun dışında herkes Trabzonspor'a destek olsun, Ertuğrul Doğan'a destek olsun. Az önce seninle birlikte yazıştık onunla. Fransa'dayım dedi, akşam döneceğim dedi. Transferi peşinde yani demek ki çoluk çocuğunu bir kenara bırakmış. Trabzonspor'u nasıl daha yukarılara taşırız, nasıl zirveye yarışına sokarız onun uğraşı içerisinde. Bekleyelim görelim. Ligin başlamasında da bir şey kalmadı. Yani onun için hep birlikte sabır göstereceğiz, destekleyeceğiz. Çünkü bizim bir tane Trabzonspor'umuz var. Onun dışında yok. Yani zarar verirsek kendi kendimize zarar vermiş oluruz. Ben başkan ve yönetiminin Aralık ayına kadar desteklenmesine taraftar camiadan rica ediyorum. Çünkü Aralık'ta genel kurul var. Yapan yapar, yapamayan gider. Yani olayın özü bu değil mi? Aday olmak isteyen çıkar olur. Bu her kurum için
Aynen, her Aynen. kurum için, her meslek için, her şey için aynıdır. Bir işi iyi yapabiliyorsanız devam edersiniz. Yapamıyorsanız sizin yetkiliniz, etkiliniz, amiriniz, sorumlularınız. O zaman mesela eğer iyi yapıyorsanız, evet iyi yapıyorsunuz, devam edin der. Aynen, genel kurul üyeleri kararını verecek bunun. Trabzonspor'daki kongre üyeleri verecek. Diyecek ki Ertuğrul Doğan, sen kaldığın süre içinde iyi işler yaptın. Devam et, biz senin arkandayız. Ya da işte Aralık'ta ne dedin? 31 Aralık itibariyle arkadaş, biz sana işte 2 sezon süre tanıdık ama bu süreçte beklentilerimiz olmadı. Evet, sana inanıyorduk, güveniyorduk. Her türlü de desteği verdik ama olmadı da diyebilirler, ama biz hep diğer taraftan bakalım. İnşallah başarılı olur. İnşallah iyi işler yapar. 31 Aralık'ta biz Süper Lig'in lideri oluruz. Tepede oluruz. İnşallah, Yine Avrupa inşallah. kupalarına devam ederiz. Avrupa kupalarına İnşallah. devam ederiz. Orada devam ederiz. Hani biraz önce güzel söyledim. Bize her yer Trabzon. Dünyanın her noktasında da ki bizim bordo mavi sevdalılarına en iyi şeyleri, en güzel şeyleri vermiş oluruz diyorum. Öyle noktalıyorum. Kapatıyoruz. Var mı senden bir şey, söyleyeceğim bir şey var Yok. mı Miraç? Şimdi inşallah yarın Ertuğrul Doğan başkanda bir aksilik şeylik olmasa yarın onunla birlikte bir program yapacağız. Eyvallah. Efendim, Karadeniz Fırtınası YouTube kanalında Miraç Özağacı'yla TFF'de yaşanan flaş ayrılığı konuştuk. Kurullarda ilgili sıkıntılar vardı, onları konuştuk. İşte MHK'nin başına Ferhat Gündoğdu geldi dedik. Bundan sonra ne olabilir, onları konuştuk. Trabzonspor'u konuştuk ama en önemlisi şuydu. Yarın eğer bir aksilik olmazsa Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı yayınımıza alacağız. Yayında sizlerden sorular bekliyoruz. Bu sorularınızın karşılığını başkana ileteceğiz. Diyeceğiz ki sevgili başkan, taraftarlarımız, Trabzonspor sevdalıları bunları merak ediyor. Bu konudaki düşüncelerini son derece de objektif biliyorsun. Her soruya cevap verebilecek yapıda birisi Ertuğrul Doğan. Ve son nokta şu. Karadeniz Fırtınası YouTube kanalına abone olun, abone olun, abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.